Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Şarafayt 3 bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata Şarafaytçı, kaldığımız yerden tam gaz ana hikayeden devam ediyoruz. En sonki Şarafayt 3 bölümünde Mason'un da geri dönmüştü. Hatta önce gölgenin çocuğuyla falan konuşmaya çalıştı. Fakat işler pek de yolunda gitmedi. May'i ağır bir şekilde hırpaladı. Ardından Kitsun, bizim üzümlü kekimiz, geldi, onu iyileştirdi falan derken zaman çekirdeğin, yani gölgeli ilk çarpıştığımız yere gitmiştik. Lennox ile May olarak çarpışmıştık. Ardından da diğer karakterlerle de Ironclad'de, işte ondan sonra başka kim var? Shang Tzu vardı, Itu vardı. Onlarla beraber de oynayarak düşmanların üstesinden gelmiştik. Ardından Merak mıydı? Adını tam olarak hatırlamıyorum. Böyle bize yardım edebilecek bir kişiye benziyordu. İşte gölgenin çocuğunu, yani bizi, ana karakterimizi geri çağırabileceğimizi, bu dünyada asla var olmadığını vesaire söylemişti. Konuştuk falan. Sonrasında da alt karakterden birini seçmemizi istedi oyun. O alt karakterden ben en farklı olanı Shang Tzu'yu seçtim. Bakalım başımıza neler gelecek. Daha fazla şarafa üç bir yılın gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız, videoyu kapatmadan önce bir benim Rabbim kanalımıza da hala abone değilseniz de ne yapacağınızı biliyorsunuz. Evet, son söz. Devam ki. Hadi bakalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Yabancı yiyen. Ha, Minamos'muş. Doğru söylemişim aslında. Neyse. Senin büyüdüğün kasaba burası. Savaş bitmedi ama bazen duruldu bir süreliğine. Sakin zamanlarda lejyonerler sokaklara çıktı. O şerefsizleri hatırlıyorum ama nasıl bilmiyorum. Birinin iğrenç bir yüzü vardı. Ben de sorumluluk alıp yüzünü düzelttim. Üç tarzı usta, tamamdır. Becerilerin gelişir mi dedi, değişir mi dedi. Dikkat etmedim. Neyse, dikkat etmesen de... Aa evet, çirkin suratlı deyince direkt olarak bu arada. Ne istiyorsun, burası benim bölgem. Oo, bu arada vay. Shang Tzu'nun küçüklüğünü oynuyoruz şu anda. Anlaşıldı. Tamam, döveriz. Hiç sıkıntı yok. Ama onun silahı var, benim yok. O bir tık can sıkıcı. O bir tık can sıkıcı ama Gizmo ağzı yüzünü dağıtmak için sabırsızlanıyorum bu arada. Öyle böyle değil. Tak. Ah, yemedi. Aa, yere düştü. Mnerok da orada duruyor öyle. Amacı ne bilmiyorum ama bize herhalde böyle bir şey yapıyor hani. Zamanda böyle bir yolculuk falan yaptırıyor. Biz aslında izliyoruz ama aynı zamanda şu anda oynuyoruz tabii ki. Evet, ilk round'ı aldık. Herhalde gelişeceğiz mi? Ne olacak? Çok merak ediyorum şu anda. Üç tarzı usta. Ha, bu sefer silahsız Gizmo. Çok cesursun maymun. Sensin lan maymun. Sen daha çok maymuna benziyorsun ama neyse. Senden nefret ediyorum Gizmo. Yani ilk bölümden beri sana kıl olmuştum. Olmakta da haksız değilmişim. Onu da öğrenmiş oldum. Şerefsiz seni. Lejyonlar senin kadar kötü değil aslında ama işte senin gibi sıfatsız, vasıfsız, saçma sapan tipler yüzünden lejyonlar kötüleniyor. Ama bilmiyorum, belki de zamanda lejyonlar gerçekten o kadar kötüydü. Bilmiyorum o konu hakkında bir şey de. Siz yorumlar kısmına yazarsınız arkadaşlar ama lejyonlar bu tip... neyse. Aklıma bir şey gelmedi diyecek. Sıfatsıza. Bu arada fena dövdü bu sefer. Bu sefer fena dövdü. Tabii sinirlendi doğal olarak. Uf, dövdü ya. Ne olacak abi şimdi? Biz böyle yumruk yumruğa çarpışmaya devam mı? Peki biz yenildiğimizde ne olacak? Bir şey olacak mı ekstra? Hayır, ekstra bir şey de olmuyor. Dikkatli olmamız gerekiyor o zaman. Abi gölge... Ama abi gölge formun da var senin. Olmaz ki. Al, kafana yersin öyle. Ah be ya, kaçamadım ya. Ve kaçmak için de çabalamıştım ha. Normalde dümdüz. Biliyorsunuz ki ben yetenekleri yiyen bir insanım. Ama yani kaçmıştım yani, kısmen de olsa. Yeter de bu arada, yani yeter de. Aa, manyak mıdır nedir? Gel lan buraya. Şerefsiz seni. Kritiği yersin öyle. Üstüne şunu da yersin. Ah be. Vurabilseydim onu. Orada tam bir bar kavgasına dönüştü şu anda. Öyle bir atladı ki kafamı. Direkt aklıma bar kavgası geldi. Tak tak tak. Şöyle kombo atabilsem güzel olacaktı aslında. Yemedi. Ama abi oha. Yani. Oha. Hayvan gibi vuruyorsun. O üstüme atlamayla beraber. Olmaz ki böyle. Ya abi şaka gibi ya. Cana bak ya. Vallahi billahi cana bak, sinirim bozuldu ya. Bu ne böyle ya? Üç tarzı usta diyorsun da her dövüşte mi gelişiyoruz? Ne oluyor? Bu senin için yeterli mi? Konuşma lan fazla. Dur dur, kaç 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 kaç. Kaç, en iyisi kaç. Gel. Yaklaş. Yaklaşmaz tabi. Bir de tutturabilseydim. Vurabilseydim o yumruğu da. Yedi. Bu sefer yedi. Nice. Heh. Şöyle ya. Adam akıllı hasar veremiyorum ya. Yemiyor çünkü. Bir de vurdu mu da oturtuyor. Öyle bir olayı var. Sonuçta lejyon.
Ye bakayım şunu. Nice. Hayır, benim combo avantajım var. Gizmo'nun da canımız azaldığında ekstra hasar verme avantajı var. Tabi bu avantaj da bayağı fark yaratıyor tabi. Bu ayrı bir durum. Bu arada şu uçan yumruğu atmamam lazım ya. Uçan yumruğu attıkça dayak yiyorum çünkü. Güzel. Ama şunu vur... Ah be, vuramadım. Tak. Kaçtı. Hadi. Yes. Sonunda be. Yine gölge formu dolmak üzere ama silahı yok. Bakın 3. roundda ne yapacak? Hadi bakalım. Ekstra bir şey yok mu? Yoksa tamam, döveriz. Her şekilde. Ama neyse ki hasarımız öyle o kadar da az değil. Vuramıyorum diyorum ama sebep o değil. Gizmo izin vermiyor. Abi kaçmıştım ama ya. Neyse, al yine düş yere. Tak şunu da ye. Tüh, yeseydi çok iyi olacaktı ama böyle daha iyi oldu. Şöyle yerden vuralım. Tak tak tak. Tak tak tak. Tamam, peki. Ah be ya, şu uçan yumruğu, evet, denedikçe pişman oluyorum ama denemezsem de olmuyor. Denemezsem kesinlikle olmuyor. Gel gel şöyle gel. Güzel. Şöyle ikili. Ah! Ya şunu bir tutturamıyorum. Delireceğim ya. Canım da bayağı azaldı. Eyvah. Eyvah, sıkıntı. Sıkıntılı canlara geldik. Sıkıntılı canlara geldik. Ama şunu bir tutturabilsem. Lan bir tutturamadım be. Ulan bir tutturamadım be. Sinirim bozuldu ya. Gel buraya. Hadi. Ye şunu. Yes. Geri çekil. Gidiyorum, tamam mı? Ulan var ya, az kalsın dayağı yiyorduk ya. Of, ucu ucuna. Geçmeyi başardık. Ama güzel dövüştü. Güzel dövüştü. Ve hani hanedanlık kombolarıyla da aram yok yani. Çok kötü oynuyorum ben normalde. Ona rağmen geçtim. Ona saldırdın mı? O gün kötü bir günümdeydim. Diğer lejyoner yüzünden de. Diğer mi? O gün prenses lojumuza bir serseri getirdi. Usta onu hayatını ilk kez görmüştü. Ama o beni de hemen en iyi öğrencisi ilan etti. Ben de ona kaybettim. Şimdi hatırlıyorum. Kim lan bu acaba? Yeni notlar. Evet, karakterleri tanımaya devam ediyoruz. Aynı zamanda bu şekilde. Ama şu anda dediğim gibi bunları okumayacağım. İlerideki videolarda falan bir ara ayrı bir video ayırmak isterim. Ha, bu arada böyle bir şey diyor. Teklif diyor. Aa, o Shen Tuzu. Hep işimize burnunu sokuyor. Artık onun icabına bakma vakti. Onu ustaya şikayet etmeliyiz. Tüm gün bahçeyi temizlemek zorunda kalır. Haha, oğlum ne kadar zorbasınız lan siz. Öğretmen bana hep o dojodaki en pis işleri verirdi. Herkes de bana gülerdi. Özellikle kızlar. Belki sadece hayal kuruyorsundur. Ama birini takip ettim. Kibo'nun kendine ait yasa dışı dojosu vardı. Bence oldukça havalı. Bana tüm müjdeci hareketlerini öğretmezse Galen'e söyleyeceğimi söyledim. Bana Glaive verdi. Beklemek istemiyorsan zamanın kıyısını elde etmelisin. Ulan var ya, ulan var ya. Zamanın kıyısı dediğim bu mu yani? Ha, ekstra ekipman. Peki ben bunu mecbur alacağım çünkü hikayeyle ilerlemek istiyorum. Kaldığımız yerden bunu satın aldıktan sonra devam edeceğiz. Evet, ödeme başarılı olduğu hem yeni ekipman hem bir tık daha kararlılık. Hem de bekleme süresini tamamen silmişiz diye umut ediyorum. Gıcık Felsher'ı yan. Tamam. Gıcık Felsher bu arada. Felsher ne? Azuma falan mı yoksa başka bir şey mi? Onu bayağı merak ettim şu anda. Evet, Azuma'ymış. Bu bina gölge kiriyle kirlenmiş. Validen emir geldi. Burayı hemen tahliye edin. Asla Felsher, git buradan. Dojomuzu üstlerine ispiyonlarsan ölümünden sonra sana huzur vermem. Hayda. Bu arada Shen Tuzu. Evet, ikinci halinde şu anda. Zaten normal ana hikayede de aynısıydı. İşte müjdecinin tarzı. Oha, komboya bak. Bu ne lan böyle? Acayip bir kombosu var gerçekten Shen Tuzu'nun. Hasar da çok iyi bu arada. Yani fazla iyi. Kahretsin yine. Uf, patlattı kritiği. Aa, Shen Tuzu'nun acemiliği falan da hasar almamızı sağlıyor. Oha, olaya bak. Bak, kendine falan vuruyor, canı gidiyor. Olaya bak lan. Oha, çok iyi. Oha, bayağı iyi hem de. Neyse ki Azuma'ya karşı güçlüyüz. Bayağı avantajlıyız yani. Azuma çünkü bayağı bir ağır kaldığı için. Minamo da oradan arkadan bizi takip ediyor. Ya da ne yapıyorsa tam olarak. Glaive'i yanlış tutuyorsun. Ulan istediği gibi tutar, sana ne? Allah Allah, sen dövüşüne baksana. Manyak mıdır nedir ya? Al sana Glaive. Öyle kalırsın işte. Bu arada sen niye gölge formuna o kadar çabuk girdin? Oha, ne? Ne yaptığını gördünüz mü? Hani dövüyordum adamı. Döverken şey saldırısı kullandı. Geri kaçma saldırısı var. Ateş silahlı gölge saldırısı. Onu kullandı saçma sapan şekilde ve oyun kastı. Bu ne abicim?
Neyse benim de gölge formum dolu. Hani ona göre. Al işte ya. Abi yapma şunu ya. Bak senden hep nefret etmiştim bu yüzden. Yeter yapma. Allah seni kahretmesin ya. Ya Azuma var ya, yine kendinden nefret ettirmeye başardın ya. Yine başardın yemin ediyorum. Gel lan buraya. Yine kendime vurmam umarım. Vurmadım. Hayret. Güzel hasar. Bir daha tutturursam. Nice. Nice. Kaybol şimdi. Yes. Bir round bile kaybetmene Azuma dövmek. Hem de bilmediğim bir silahla. Farklı bir oynanışla. Güzel güzel. Gizmo'yu da keşke rahat bir şekilde dövebilseydim ama neyse. Yapacak bir şey yok. Azuma da öncümüzü çıkardık. Kiba çabalarını takdir etti mi? Hayır. Yüzüme vurdu. Ve hocadan gitmemi söyledi. O hep bir haindi. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum ama o Jun ve o yabancının arkadaşıydı. Ondan sonra 100 okul turnuvası başladı. Turnuvada ona tekrar kaybettim. Yani bize. Bize yani. Anladığım kadarıyla. Kahramanın seni üst üste yenmesi çok tuhaf. Ama sen o dövüşleri aslında hatırlamıyorsun. Bunda tuhaf bir şey yok. Sinirlenme hiçbir şey hatırlamam. Kafamda kırmızı bir pus oluşur. Hayır ondan dolayı değil. Çünkü o dünyada hiç var olmadı. Beni kızdırmak konusunda çok yetenekliydi. Sürekli sessiz kalırdı. Sanki duvara konuşuyormuş gibiydi. Tüm hayatımı berbat etti. Endişelendim ve her türlü belaya bulaştım. Sonunda Lejyon hapishanesine düştüm. Sonra çukurda dövüşmeye başladım. Çünkü neden olmasın? Beni sinirlendiren bir çukur dövüşçüsü vardı. Bir dakika belki de o... acaba kim? Ayriklet mi? Ulan çukur falan deyince aynen çukurun şampiyon... Hayda. Hayda. Ama hocam. Ama hocam. Sen bu konuda çok ciddisin. Sen neden bu kadar ciddisin? LoL oynayanlar, Şako bilenler bilir. Bu arada ben niye iyileşiyorum? Niye iyileşiyorum lan ben? Oha o da iyileşiyor. Amaç ne abi peki şu anda? Sinirlenmek mi? Ölmüyor çünkü. Aha sinirlendim ben. Oha oha. Oha bu ne? Tamam öldüremeyeceğiz galiba biz bunu. Hayatta kalmaya çalışacağız. Hani şey yapıyoruz şu anda sanırım. O anı hatırlıyoruz. Tamam olur olur. Oha abi bu nasıl ne? Ama ben de vuruyorum yani. Peki. Evet Aire Klet de yani çukurun şampiyonu setiyle kapışmamız. Durma. Ben de durmayacağım. Durmayız tabii ki de oğlum. Manyak mısın? Ben de diyorum bu oyuna çıkması niye bu kadar uzun sürdü? Çünkü çukurun şampiyonu seti geldikten sonra burayı tamamlamışlar belli ki. Ya da önceden planlamışlar. Shadow Fight Arena'da çünkü bu tarz bir set vardı. Adamlar düşünmüş. Ahan da Millennium Kurt. Bu topraklarda yabancısın. Ama kuzeye yakışır bir inatçılık gösterdin. Seni ateşin hediyesiyle kutsuyorum yolcu. Kimdi o? Kuzeyli liderlerden biri miydi? Nereden bileyim? Elleri yanan yaşlı bir adam. Benden başkasını onu gördüğünü sanmıyorum. O zamandan beri savaşlarda kendimde değilim. Kazanamadığım sürece etrafındaki sıcaklık katlanılmaz oluyor. Şey tuzu nasıl oluyor? Öfke zaten onu anladık. Sonra ne olmuş? Yabancı bir kez daha yan. Çok değişmişsin. Hem de kısa zamanda. Onu tekrar gördüğümde hazır olacağım. Kahramanı mı? Onun ne kadar önemli olduğunu şimdi hatırladım. Uyuyamadım. Tüm gece tir tir titrerim. Lejyon'dan nefret ediyorum. Hepsine bedenini ödettim. O şerefsize de. 5 ya da 7 yıl sonra onunla tekrar karşılaştım. Zar zor tanıdım onu. Her tarafını gölge sarmıştı. Eskiden silicilerini saklanma yerlerimize getirir ve herkesi öldürürdü. Sonra bir gün ona ulaşmayı başardım. Yabancı bir kez daha yen. Hadi bakalım. Bir kez daha yen derken bu arada nasıl yani? Kime karşı? Gizmo mu? Ben de diyorum bu şerefsiz kim hani gölgenin çocuğu falan mı? Diyordum da. Sensin o. Hoş geldin. Hoş buldum kardeşim. Hoş gel. Hoş buldum. Senin ağzın burnunu kırmak için sabırsızlanıyorum bu arada biliyorsun değil mi Gizmocuğum? Sen iğrençsin. Sen sinir bozucusun. Zar zor tanıdım falan deyince. Evet bu şey zaten arkadaşlar. Bu oha bu arada ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Allah Allah sinirlendim ama. Gel gel oha yere düştüm yine. Bu şey zamanı işte 7. bölüme geçtiğimiz zaman gölgeyle çarpışmadan önceki zaman. Şimdi hatırladım. Olayı şimdi kavradım. Al. Birazcık iyileştim ama yeterli olmayacak anlaşılan. Gizmo çok vuruyor bu arada ya. Bu ne abicim bu hasar ne? Işın at. Atacağım mı ışın? Atmıyor. Peki. Peki abi.
Olmadı sinirlenerek sıradaki round döverim. Problem yok da. Bu ne abicim yani? Bu arada her şekilde sinirleniyoruz. Onu da şimdi fark ettim. Evet. Sinir formumuz da boşa gitmiş oldu. Abi Gizmo çok sinir bozucu bu arada ya. Acayip sinir bozucu. Peki bu bıçak ne? Ben bu bıçağı anlamadım çok. Şey değil mi? Öfke kazanıyorduk biz bundan. Her şeyin bedeni ödeyeceksin. Ha, kendimize hasar verdik. Ama yani oha. Çok vuruyorsun. Hayvan gibi vuruyorsun hem de. Tamam o alt saldırı bayağı şey. Ağır bir saldırı. Da yani izin ver de bir vurayım. Bir vurayım. Sinirlendim ya. Bu ne abicim? Al sana. Bence de. Güzel. Biraz iyileştik. Ama çok işe yaramayacak sanki. Oho. Oho. Komboya bak ya. Ulan Gizmo var ya. Çok sinir bozucusun. Al işte. Kaçmama da izin vermiyor ki. Şerefsize bak ya. Abi Gizmo'yu önceden de kaybediyordum. Şimdi de kaybediyorum. Bu ne abicim ya? Kanser. Dövemiyorum ya manyağı. Video kaç dakika oldu bu arada? 16. Tamam süre iyi en azından. Hani ben bir tık kısa kalır falan diye düşünüyordum video ama. Gizmo ile güzel çarpışmalarımızdan dolayı öyle de olmuyor. Güzel. Sevdim bu olayı. Ama yani böyle dayak yemek de hoşuma gitmiyor tabii ki de. Bak şerefsiz bir de kafama vuruyor ya. Abi ya. Bak bir de üstüne yere çarpıyor. Bir de üstüne kritik vuruyor. Bu arada her şekilde o öfkeyi kullanıyoruz. Abi çok saçma bu arada. Yani bari geriye falan kaçayım da öyle kullanayım. Direkt kullanmayayım yani. Olmaz yani. Ama öfke varken de fena vurmuyoruz hani. Ya fena vurmuyoruz ama. Al işte şunu kullanma ya. Şunu kullanma. Sinirleniyorum vallahi. Al. 7. Vuramıyorum abi, dövemiyorum. Hayvanın oğlu. Adamların bir dakika içinde seninle konuşacak. Ulan it. Ulan it. Abi gerçekten Gizmo bayağı zorluyor bu arada. Dövmesi gerçekten zor. Ha ha ha, seni hatırlıyorum. Buraya kendin gelmen iyi oldu. Cephanelikte senin gibi haşeratlar için bolca kullanışlı aletimiz var. İt oğlu ite bak sen ya. Abi çok sinir bozucu ya. Bu ne böyle? Hayır hem hayvan gibi vuruyor hem yere yatırıp dövüyor falan. Kaçamıyorum da. Bu arada ah, sensin hoş geldin deyip de sonra seni hatırladım da hemen. Çok saçma. Al işte ya. Bir de şu meşhur lejyon kombosu var ya. Tekme kombosu. Hayvan gibi vuruyor. Bu arada gölge şeyin içerisinde kalırsam daha fazla şey doldurabilirim. Öfke doldurabilirim. Galiba. Yok öyle bir şey yokmuş abi. Çok saçma. Acayip saçma. Bu arada hiç tekme kullanmıyorum ama. Ulan bir tane vuracaktım alt tarafı. Ne şey yaptın ya. Al girdim öfkeye. Al öfkeye girdim. Sen şimdi yemedin mi naneyi? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Bence yedin. Bence yedin naneyi. Heh. Yemiyorum kardeşim. Yani aynı anda gölge formuna falan girersek. Ben öfke formu tabii ki de. Yani benim formumun da bir adı var yani. Lütfen. Aynı anda girdiğimizde ben avantajlı çıkıyorum abi. En azından. Güzel bir şey bu. Şöyle bir kafana. Şunu da ye. Bunu da yedi. Güzel. Şunu da bir vurayım sana. Ateşli silah yok galiba bunun bu arada. Hani var da yok gibi. Kullandığını görmedim hiç. Yemedim kardeşim yemedim. Ama yani onu hayvan gibi vuruyorsun sen ya. O yere yatırma hamlesi çok sinir bozuyor. Ama aldım sonunda bir round galiba. Evet almayı başardım. Oh, kaslarımı görüyor musun? Fiziğimi görüyor musun? Ağzını burnunu dağıtacağım senin Gizmo. Ne kadar çabuk öfkeye girebilirsek o kadar iyi bizim için. Bu arada kendime hasar vermek istemiyorum. Hayır. Tamam öfkeyi dolduruyor ama zaten Gizmo zor. Onu da yapıp ekstra... Oha. Oha yani. Ekstra kendimi zora sokmak istemiyorum. Şunu da ye. Tak. Vurma lan bir dur bir dur. Ve hani madem benim şeyi de mücreci silahım da var. Hani sayı tarzı bir silahım var. Neden ben kritik vuramıyorum? Onu anlamadım. Gel buraya şimdi. Oha. Oha. O hasar ne? O hasar ne? Şunu da ye. Kaçmasaydı keşke ondan ya. Abi ondan kaçması çok kötü oldu ya. Abi yuh ya. Çüş hayvan gibi dövdü ya. O saldırı çok acayip bir şey ya. Kodumu oturtuyor. Bir de hayvan gibi can yeniliyor.
Can'ın %20'nin 20 civarındaydı, 55'lere çıktı ya. O ne öyle? Neyse abi, bakalım yenebilecek miyiz bu sefer? Olmadı videoyu durdururum ama ben bu tarz şeyleri yapmayı sevmiyorum normalde. Epik bir dövüş oluyor ama sürekli kaybettiğim için durdurmak zorunda kalıyorum falan. Onu yapmayı sevmiyorum. Umarım zorunda kalmam o yüzden. Yemedi lan. Abi saldırılardan da çok kaçıyor. Ha? Ah be, sonunda kaçabildim. Kaçması da kolay değil ondan. Bu arada üçlü şey baston saldırısı güzelmiş. Üçlü baston güzelmiş. Ama abi şunu vurunca da kaçamıyorsun ya. Hani vurduğunda hani öfkelensen bile işe yaramıyor. Hani onu demeye çalışıyorum. Of, son anda kaçtım. Tamam, güzel. Zıpladığımız için şey yapamadı. O saldırıyı da tutturamadı. Ama şimdi tutturdu. Allah'ım ya Rabbim. Şu hasara bak ya. Sonra kafama eziyor böyle. Cık. Acayip acayip şeyler yapıyor. Kalkamıyorsun da ya. Ayağı da kaldırmıyor. Öyle bir camışlığı da var. Gitti abi. İkinci round'u da kaybettik. Video kaç dakika? 21 dakika. Tam önceki video videoyla aynı süre olacak neredeyse. Eğer geçebilirsek tabii ki de. Olmadı yine kaybedersem. Üçüncü round'da kazanmaya böyle çok az bir can kala Gizmo'nun devam ederiz arkadaşlar. Yani gereksiz videoyu uzatmak istemiyorum hani ondan dolayı. Yoksa normalde geçmek için çabalarım hani. Ama sonuçta hikaye oynuyoruz ya şu anda. Onda şey var. Vaktinizi de çok almak istemiyorum. Bu sefer dövüyorum bu arada. Bu round dövüyoruz şu anlık. Derken ağzımın ortasına çaktı yani. Ağzımın ortasına çaktı. Lan bir dur da öfkeyi kullanayım bir dur. Bir öfkeye gireyim ya. Bir kullanayım şunu ya. Sinirim bozuldu ya. Gölge formu da bitti. Nice. Güzel. Şunu da ye. Nice. Şunu da yediğin anda çok güzel be. Geçtik mi abi bu round'a da? Hadi. Yes. 2-2. Ulan var ya Gizmo, senden nefret ediyorum ama sende böyle çarpışması da keyifli. Ne yalan söyleyeyim. Peki gölge formuna girmesine ne kadar var? Çok az kalmış. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ben bu sefer kendime bir hasar vereceğim ya. Şunu bir yedi ama. Her şeyin bedeni ödeyeceksin. Ulan kullanmaz olaydım be. Kullanmaz olaydım. Direkt pişman oldum ya. Anında pişman oldum. Ah yedik. Bravo gerçekten, bravo. Şu hasara bak, canını fulledi. Üstte kafamı ezdi yine. Sinirim bozuldu ya. Bir de üstüne şöyle üstüme atlıyor ya. Üstüme atladığında da bir şey yapamıyorsun hani. Yeri düşürüyor seni yere. Yere düşürüyor. Kalıyorsun öyle salak gibi. Allah Allah ya. Yenemeyeceğiz galiba. Ama belki de bir mucize olabilir. Mucizeleri her zaman açız. Kaçtım. Ah kaçtım, güzel. Ama abi ayıp oluyor ama. Ama yapma böyle. Ya of ya, var ya, canım o kadar azalmasaydı alabilirdim. Neyse, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada son o saldırıyı nasıl tutturdu hiçbir fikrim yok ama ulan var ya, tam da kazanmak üzereyken bunu yapması. Ulan Gizmo var ya, bak şu hareketi yaptıkça sinirleniyorum ama. Yapma şu hareketi ya. Bak tam kazanacağım, şerefsizliği tutuyor karakterin. Hadi. Ulan öfkelenme işte ya. Ya öfkelenme ya. Al işte. Abi öfkelendiği için kaybettim. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse dövüşü kazanayım, ondan sonra devam ederiz ya. Oh be. Nihayet ya. Sonunda kaybetmeden Gizmo'yu yenmeyi başardım. İyi hissetmiş olmalısın. Aslında sıkıldım. Bu çöp parçası benim zamanıma değmezmiş. He, az önce ağzını burnunu dağıtıyordu. Ne oldu? Çöp parçası diyor bir de ya. Egosunu da yapıyor tabi. Ulan var ya Şenk tuzu. Ulan var ya sen az değilsin ha. Neyse devam ki. Sonra ne oldu abi? Bitti mi bölüm? Ruhunda kahramanlık parçası var. Ruhunun şeklini sonsuza dek değiştirdi. İsmi ne? Sander. Sander? Aptal lejyonerler daha adımı bile telaffuz edemediler. Bana Sander dediler. Onların hepsine iyiydim. Hepsini de dövdüm. Ama onu dövemedim. O ukala manyağı. Daha da iyi olacağım. Dünyadaki her tarzda ustalaşacağım. Onu geri getir. Mnemos. Düzgün bir rakibe ihtiyacım var. Yani gölgenin çocuğundan bahsediyor. Ama Gizmo'yu dövmüş ama gölgenin çocuğunu bir türlü dövememiş. Yani bize. Evet, parça toplandı diyor. Sıradaki karakterde kim olsun abi? Madem Shenk tuzuyla falan mücadele ettik. Ve bir yandan da Gizmo'ya falan da böyle bir şey yaptığımıza göre. Lejyonerlere böyle bir şey yaptığımız için.
Sıradaki kişi de Markus olsun abi. O da sonuçta şey, sağlam bir savaşçı falan. Eğer kahramanım memleketimin deli generallerin aklını başına geri getirebilecekse her şeyi yapmaya hazırım. Ne yapmalıyım? Komutanların geri gelmeyecek. Üzgünüm. Onun ruhu gölgenin çocuğuna ait. Ama kahraman gölgenin çocuğunu yenebilir. O harika bir savaşçı. Diğer dünyalarda siz yoldaştınız. Bir dünyada senin yerine Kızıl Ordu'ya o liderlik ediyordu. Böyle bir şey hatırlamıyorum. Ito bana diğer dünyaları anlattı. Benden başka bir Markus daha yok mu? Birçok Markus var ama Markus'un sadece bir ruhu var. Tıpkı ayın birçok görünümü olması gibi. Ruhun da bir kahraman anısını taşıyor. Bir bak. Diyor ve bu bölümü de burada sonlandırıyoruz. Sıradaki bölümde Markus'u oynuyor olacağız sizlerle beraber. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız da bir beğenim rapi kanalımıza da hala böyleyseniz de kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynatma sizinle de başka üyelerimizden ve çektiğimizden haberdar olursunuz. Yarın yeni bir Shadow Fight 3 bölümüyle hikayeye devam ediyor olacağız. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.